Mahallemde Neler Oluyor programının bu haftaki durağı 100. Yıl Mahallesi oldu. 100. Yıl Mahallesi Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı olan bir mahalle. Şimdi bizler burada muhtarımızla konuşacağız, vatandaşlarla konuşacağız, esnafımızla konuşacağız. Bakalım bu mahallede neler oluyor? Vatandaşın bu mahalleden bir beklentisi var mı? Hep birlikte izleyelim. Ben Ayşe Dursayan, 66 Malatya doğumluyum. İşletme mezunuyum. Evliyim, iki tane çocuğum var. 100. Yıl Mahallesi 4-6-2008 yılında Nilüfer Meclisi'nin vermiş olduğu kararla Özlüce Köyü'nden ayrılarak mahalle olma statüsüne getirildi. Daha sonra 16 kilometre uzunluğunda nüfus yoğunluğu yüksek olan bir mahalle. 20 bin civarı nüfusu var. Kadın erkek nüfusumuz aşağı yukarı hemen hemen aynı. Genç nüfus bizde biraz daha azdır. Daha çok orta yaş grubu, emekliler bizde daha çok. Ve mahallemizde oturan insanların çoğunluğu beyaz yakay oluşturmakta ya da emekliler oluşturmakta. Mahallenin problemleri var mı peki? Mahallemizin çok fazla problemi yok aslında. Biz ilk kurulan mahallelerden olduğumuz için çok fazla eksiğimiz yoktu. Tabii ki vatandaşların istekleri var. Bu istekler bizlere bildiriliyor. Biz de Nilüfer Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşların isteklerini iletiyoruz. En kısa zamanda çözüme ulaştırıyoruz. Peki mahallede yapılan çalışmalar var mı? Ne tür çalışmalar yapıldı? Mahallemizde şu an Büyükşehir tarafından yapılmış 2 adet köprümüz bitti. Uzun yıllardır bu köprüyle ilgili önceki muhtarımızla da biz çok savaş vermiştik. Köprümüz bitti. Onun dışında İzmir yolunda mahallemizin girişinde üst geçit yapılmasını talep ediyorduk yıllardır. Fakat o da yapılmamıştı. Şimdi yakın zamanda teslim olacak üst geçit köprümüzde. Orada çok fazla mahallemizden komşularımızı kaybettik karşıdan karşıya geçerken. Tabii ki trafik birimi oraya ışık falan koydu ama vatandaşlar yine de can kaybı yaşadılar. Bu büyük bir sorundu. Bunu da kısa sürede hizmete geçecek. Bu da bizim için sevindirici. Fakat işte mahallemizde son yıllarda birazcık işte otlarla ilgili sorunlar yaşamaya başladık. Sıkıntılar vardı her iki belediyeden de. Onlar da çözümlendi. Bizim mahallemizin ve karşı mahallemizin en büyük sorunu Ayvalı Deresi. Ayvalı Deresi'nde hala ıslah çalışması başlamadı. Başlamadığı için de vatandaşlarımızla sıkıntı yaşıyoruz. Bu güzel mahalleye böyle bir dere yakışmıyor. Yazışmaları yapıyoruz fakat bakalım birkaç yıl içerisinde hala planda olmadığı söyleniliyor. Bundan sonra Ayvalı Deresi'nin yaşanılır bir hal almasını, başka şehirlerdeki, başka ülkelerdeki dereler gibi sağlıklı olmasını istiyoruz. Vatandaşlar da ben de muhtar olarak istiyorum. Peki gençlerin aktivite yapabilecekleri alanlar var mı burada? Var. Mahallemizde yürüyüş yollarımız var, basket sahalarımız var. Ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin gençlik ve spor merkezi var. Her türlü spor orada yapabiliyor çocuklarımız. Biz muhtarlık olarak gençlerimize ve mahalle sakinlerine halk müziği korosumuz var. Halk oyunları grubumuz var. Çocuk halk oyunu grubu var. Çocuk koromuz var. Sanat müziği korolarımız var. Biz de bu tür sanatsal aktivitelerle 6 kez halk müziği konseri verdik Nazım Hikmet'te ve Uğur Mümcü'de. Halk oyunları gösterileri yapıyoruz. Çocukları da bizlerle beraber yetiştirmeye çalışıyoruz. Bakalım yakın zamanda artık bizler de bayramlarımızı mahallede kendimiz kutlayacağız. Hırsızlık vakaları gerçekleşiyor mu mahallede? Hırsızlık vakaları çok az bizim mahallede. Onlar da genelde bisiklet çalımları oluyor. Öyle herhangi bir daha büyük zarar veren hırsızlıklar bize bildirilmiş yoktur. Mahallemi gerçekten çok seviyorum. Mahallemin insanlarını çok çok seviyorum. Hepsi birbirinden kıymetli, çok saygıdeğer insanlar. Bana da çok fazla ilgi gösteriyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi çok kıymetli benim için. Eski mahallenin kültürü var bizim mahallemizde.
Kimse kimseyi tanım, genelde sitelerde kimse kimseyi tanımaz. Bizim mahallemiz 120 siteden oluşmakta. 6459 hanemiz var. Hepsini aşağı yukarı herkes birbirini tanıyor gibi. Sokağa çıktığınızda bu bir yabancıdır, bu başkasıdır diyebiliyor mahalle sakinlerimiz. Bu da bizim için çok güzel, güvenlik açısından da bizi rahatlatıyor. Herhangi bir sıkıntımız yoktur şimdilik. Tabii ki ufak tefek olacak sıkıntılar var. Onlar da belediyelerimiz tarafından gideriliyor. Ben 10 senedir burada oturuyorum. Kesinlikle hala çözemedikleri bir koku problemi var. Ama bence kesinlikle buradaki çimenleri ya da buradakileri falan bence çok daha farklı değerlendirebilirler. Ne bileyim, çay bahçeleri falan açabilirler. Ya ama en azından şu karşı tarafa yeni şeyler yaptılar. Orası biraz güzel, orası oldu. Güzel oldu. Bir de köprüleri falan hani daha 3-4 ay önce yaptılar. Hani 5 yıl önce yapılması gereken şeylerdi bence. Ama evet, kesinlikle buradaki çimenlerin her şeyden önce bu derenin iç bakımının yapılması lazım bence kesinlikle. Çünkü hani dere çok kötü olmasına rağmen çok fazla insan popülasyonu varsa burada, dere güzel olduktan sonra çok daha evet, daha fazla insan olur. Sizin aktivite yapabileceğiniz alanlar var mı? Tabii canım, kesinlikle var. Şurada futbol sahası, burada basket sahası, orada da basket sahaları var. Yani o açıdan güzel. Aktivite yapılabilmesi açısından gayet güzel şeyler var aslında burada, evet. Bence biraz daha kafe falan açılabilir ama mesela buraya oturmak için. Kafe. Yani, aynen, kafe. Koskoca yürüyüş yolunda bir tane çay bahçesi var. Bence de yeterli değil yani. Aynen öyle. Daha fazla olabilirdi. Büyükşehir Belediyesi burayı yetim çocuk olarak gördüğü için Lüfer'i, bu dere bakın, Soğanlı tarafında kimsenin kullanmadığı yere güzel bir tesis yapıyor. Aynısını buraya da yapabilir. Ve binlerce, on binlerce insan burada oturup bu kokuyu koklamak zorunda kalıyor. Dere çok kötü kokuyor. Bir de çocuklar için biraz emniyetsiz burası. Yani çocukların buradan koşup aşağıya düşme ya da işte top oynarken burada topunun kaçmaları olayları falan da oluyor burada. Yani bu kenarına bir korkuluk yapılabilir. Çocukların emniyeti için. Bir de dediğim gibi çok kötü kokuyor şu anda. Evet, yani bir koku problemi var diyorsunuz. Evet, başka bir yapılan çalışmalar var mı burada? Yani kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela etraftaki otların kesilmemesi, oradan bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ama genel anlamda temizlik olarak gayet iyi. 100. yıl hizmetlerinden memnunuz yani. Gayet güzel. İşte bu derenin şeyi var yani, örtülmesi, kokusu var. Ben başka sorun görmüyorum yani. Şu dere çok kokuyor. Ondan rahatsızız. Bir oturmak istiyoruz tabii. Kokudan rahatsız oluyoruz. Yani başka da yani gayet güzel, memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Yapılan çalışmalar var mı? Bu köprü çok istiyorduk. Köprü oldu. Hani memnunuz ondan. Çok memnun kaldık. Ondan sonra yani sıklaştırsa aslında bir tane daha bile yapılsa olur yani. Mahallemizde depremde, işte yangında, şunda bunda, afetlerde toplanacak herhangi bir alanımız yok. Boş alanımız yok.